Sevgili boğalar, özellikle Uranüs'le Kuzey Düğümü sizin burcunuzda kavuşum halinde. Fakat gökyüzünde Venüs'le Jüpiter'in kare açısı var pazartesi günü ve salı günü Mars'la kare açısı var. Aynı Merkür'ün söylemlerimize son derece dikkat etmemiz gerekiyor. Mars'ın boğa geçişi özellikle sizin için biraz sıkıntılı. Can acıtıcı olmamak için, aleyhimize kullanılmaması için aslında dikkat etmek mecburiyetinde kalıyoruz. 28 Temmuz'da da bu hafta bir yeni ay yaşayacağız. Aslan burcunda yuva içindeki konular 4. ev alanı. Yuva ile ilgili konular, evle, aileyle, anne baba ile ilgili konular çok önemli. Şans gezegeni Jüpiter'den çok güzel bir desteği var bu yeni ayın. Bir kere onu söyleyeyim. Yani çok büyük endişelere gerek yok aslında. Aileyle ilgili konularda esnek olmanız gerekiyor. Biraz dinleyici olun. Çok söylemeyin, çok agresyon göstermeyin. Onlar daha çok konuşsunlar ve aslında nasihatler gelecekse başımızın üstünde demek durumundayız. Daha fazlası da olabilir. Onu da söyleyeyim. Ağır eleştiriler olabilir bu hafta. Çünkü 29'unda Uranüs'le Merkür'ün bir kare açısı var ve Merkür'ün Satürn'le bir karşıt açısı var pazar günü. Anne baba bizi eleştirebilir. Biraz bu eleştiri acıklı olabilir. Ve önceden kaçmış bazı fırsatlar başınıza kakan olabilir. Önceden kaçmış bazı fırsatlar için siz de ah vah edebilirsiniz. Bu haftanın özeti bu. Çok güzel bir şey yokmuş, evet, ama çok da büyük sıra dışı pozisyonlamalar yok. Yani jenerasyon gezegenlerinden kalabalıklar, kitleler için problemli durumları bekleriz. Yani Uranüs'ten daha çok böyle kitleleri ilgilendiren konularda sorunlu durumlar bekleriz demiştim videomun en başında. Özellikle Avrupa'da açık okyanuslarda yanardağ patlamaları, depremler bekleyebiliriz, bunu söyleyeyim. Yalnızca cuma gününe çok dikkat etmenizi istiyorum sevgili boğalar. Sonraki günler daha çok aşk meşk işleri, sevgili ilişkileri, kız arkadaşla ilişkiler, belki yasak aşklar, bunlar olasılıkları getiriyor. Bu olasılıklar geliyor gökyüzünde. Yepyeni bir aşka başlayacaksanız da 1 Ağustos sonrasını değerlendirmenizi özellikle öneririm. Çünkü artık ayın da hilal fazında olacağını düşünmemiz gerekiyor. Umarım çok güzel bir hafta olur. Sevgili danışanlarım, sevgili takipçilerim, 27 Ağustos'tan itibaren yepyeni bir eğitim dönemine başlıyoruz. Sadece ve sadece uzman astrologlar yetiştirmek üzere ve sadece bu işi çok ciddiye alacak olan arkadaşları bekliyorum. 27 Ağustos Başak yeni ayı ile birlikte 5 ay boyunca temel astrolojinin bütün parametrelerini sizinle birlikte masaya yatıracağız. Dolu dolu bir program, bir müfredat gelmiş durumda. Temsilcisi olduğum üniversitenin bütün müfredatını birebir uygulayıp onlar tarafından da uluslararası geçerli sertifikalarınızı hazırlayıp sizlere sunacağım. Ben eğitmeniniz ve aracı kurum olmuş olacağım ve bu üniversitenin diplomasını hak etmiş olacaksınız. Uzman astrologlar yetiştirmek üzere sadece bu işi çok ciddiye alacak olan 24 kişiyi bekliyor durumdayım. En verimli şekilde eğitim alacağımız sayıyı söylüyoruz. Sorular sorabileceğiniz, sorularınızın karşılığını bulabileceğiniz eğitimler için başvurularınızı bekliyorum.